Başkent Dostası TV'nin kıymetli izleyicileri, gazetemizin değerli okuyucuları, Başkent Dostası TV Ankara stüdyolarında değerli bir hocam var, değerli bir konuğum var. Mehmet Emin Kızı, Emin Terapi Merkezi ile insanları, psikolojiyi, danışanları, sizden gelen soruları hocama yönelteceğim. Değerli hocam, stüdyolarımıza, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İlk soru, sağlıksa keyifler nasıl? Sağlık sorun, hayat devam ediyor. İyiyiz, iyi diyelim. Hep öyle derler ya, iyi diyelim, iyi olalım. Pozitif olmak her zaman güzeldir. Güzel şeyler düşünüyorum. Güzel şeyler düşündükçe girişmemiz de daha iyi olur. Şimdi psikolog olunca değerli hocam pozitif düşünelim, gülelim, güldükçe iyi şeyler düşündükçe iyi olalım diyor. İyi başladık hocam programı. Enerjimizi yükselttiniz. Enerjimizi yükseltelim. Ne olursa olsun. Değerli hocam sizleri bizler tanıyoruz, biliyoruz. Okuyucularımız, izleyicilerimiz. Kısa bir sizleri tanırsak. Emin Bey kimdir? Daha sonra da Emin Terapi ile alakalı sorular var. Emin Bey aslında Arda dünyaya gelmiş. Yaşamını ilkokul, ortaokulunu Arda, sonra liseyi Diyarbakır'da, sonra bütün hayatını Ankara'da yaşamış bir insan. Anadolu insanı. Ankara Üniversitesi'nin mezunuyum. İki ayrı fakültesinde, hem Dil Tarih Coğrafya Fakültesi hem de Eğitim Bilimleri Fakültesi. 32 yıllık devlet deneyimim var. Devlet deneyiminden sonra emekli oldum. Sonrasında kendi emeğimizle, kendi çabamızla hem öğrenci yetiştirelim dedik. Yeni mezun öğrenci yetiştirelim. Hem de insanlara hizmet edelim diye Emin Terapi Merkezi'ni kurduk. 4 senedir Ankara ÖVEŞ'lerde yürütmeye çalışıyoruz. İçerikler, bölümler, biraz Emin Terapi soracak olursak, danışanlar, ne gibi insanlar size geliyor, kimler geliyor, nasıl hizmet veriyorsunuz? Şimdi kimlerin gelip gelmediğine değil de bizde çocuk çalışan arkadaşlarımız var. Yetişkin çalışan arkadaşlarımız var. Genç çalışanlar, adolesan, ergen dediğimiz çalışan arkadaşlarımız var. Evlilik, çift, aile terapisi çalışan arkadaşlarımız. Dolayısıyla medikal tedavinin girmediği, çünkü medikal tedavi daha çok psikiyatristler ilgilenir. Onların alanıyla, onların alanına da hürmet ediyoruz. Medikal tedavi görmeyen, hani psikoz dediğimiz, bipolar dediğimiz, ilaç tedavisi kesin şart olan durumlar ihtiva etmeyen, bir insan ilişkilerini, insanın kendisiyle olan ilişkilerini ilgilendiren her konuya Emin Terapi çalışıyor, çabalıyor. Ben hocam insanların psikolojiye bakış açısını merak ediyorum. Bizim kendimize göre yorumlarımız gün içerisinde oluyor. Fakat sizin gibi değerli bir hocam bulmuşken biraz bu konuya bakış açısını merak ediyorum. Şimdi Türkiye bazında konuştuğumuzda belli son yıllara kadar psikoloji mesleği çok fazla bilinmiyordu. Psikolog çok fazla bilinmiyordu. Ya da psikiyatri çok fazla bilinmiyordu. Ya da bilinse bile hani biraz uzak dururdu. İnsanlar bir psikologla konuştuğunda, bir psikiyatristle konuştuğunda sanki deli miyiz diye, yani yok bende bir şey, bir inkar mekanizması araya giriyordu. Ama son zamanlarda bu düşünce, bu şey biraz kırıldı, biraz değişti. Nihayetinde hani gözümüz ağrır, midemiz ağrır, kulağımız ağrır ya da vücudumuzun herhangi bir yeri ağrıyorsa, bir sıkıntı, bir problemimiz varsa, nasıl ki doktora gidiyor isek, yani ilgili doktora, kadın doğumla ilgili bir sorunumuz varsa kadın doğuma gidiyor isek ya da dahiliye ile ilgili ya da ortopedi ile bacağımızda bir problem, kırık ya da çıkık varsa ortopediye gidiyor isek, ruhsal anlamda, davranışsal anlamda, duygu dünyamızda da sıkıntılarımız olabilir. O zaman onunla ilgili uzmanına gitmek lazım. İlgili o konuda eğitim almış, o konuyu bilen ilgili uzmana gitmemiz lazım. Kendi ayağımızı, yani kırık ya da çıkık ayağımızı nasıl tamir edemiyorsak ya da gözümüzdeki çatlağı, gözümüzdeki yarayı ya da burnumuzdaki sinüziti kendimiz nasıl tedavi edemiyorsak ya da bir kalp ameliyatımızı kendimiz nasıl yapamıyor ise, ilgili doktor yapıyor ise bu anlamda da ilgili uzmana gitmemiz çok çok ehemmiyet verir.
Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bir arkadaşım yıllar önce ne gerek var? İnsan bir psikoloğa gitmesinin hiçbir anlamı yok. Psikologlar boştur ya da psikiyatristler gereksizdir diye. Ama zamanla oldu ki beni aradı. Ya bir sıkıntılarımız var hani. Bize yardımcı ol. Her birimizin zaman zaman kendimizle baş edemediğimiz ya da ötekiyle kendimizin dışında ötekiyle ilgili sorunlarımız var. Yetişme şeklimiz bizi sorunlar, bizi sıkıntı bir şekilde büyütebiliyor yetişme şeklimiz. Öteki nesneyle olan ilişkilerimiz bizi duygu dünyamızı değiştirebilir. Bunlarla ilgili bir şey yapmamız. Ama daha önce, buna yıllar önce ben 1988'de bu mesleğin içine girdim. Kaç sene oldu? 35 sene olmuş. Bir ayda tecrübeniz var. 88 çok. 35 sene olmuş. 35 sene önce bu mesleğe girdiğimde, yani öğrenciyken girdiğimde psikoloji, psikiyatri hiç kimsenin ne aklında vardı, ne fikrinde vardı, ne dünyasında vardı. Hele hele halk arasında çok bilinen bir şey değildi. Hatta ben bile ilk girdiğimde çok fazla bilgi sahibi değildim. Yani. Ama son zamanlarda özellikle filmler, özellikle romanlar, özellikle bazı şeyler, yaşamlar, hani medyada ya da bazı değişimler oldu ki bu sefer de eskiden nasıl bilinmiyorsa, nasıl uzak duruyorsa bu sefer de her konumuzu oraya götürmeye çalışıyoruz. Aslında bu biraz da ifrat ve tefrit durumuna gidiyor. Yani biz bir türlü şey bulamadık. Ortası iyidir değil mi hocam? Ortası. Dengesi iyidir. Biraz fazlalaştı diyorsunuz şu an. Şimdi hem mezunlar çoğaldı. Meslektaşlarımız çok çoğaldı. Hatta meslektaşımız olmayan insanlar bizim mesleğimizi yapar hale geldiler, çoğaldılar. Hem değişik radyo, televizyon kanallarında filmler, işte romanlar, ki bunların da ne kadar etik olup olmadığını da tartışılabilir olmakla birlikte hani bir furya başladı şimdi. O yüzden şimdilik iyi olmakla birlikte, yani bazı güzel gelişmeler olmakla birlikte biraz tasvip edilmeyen, istenmeyen bazı değişimlerde, bazı gelişmelerde olabilir. Buraya da girmişken biraz konuyu açayım. Her şeyin sahtesini duyuyoruz. 20 gün, bir ay önce de sahte psikologlarla alakalı da bir haberler vardı. Siz de girmişken gireyim istedim. Bunlarla alakalı görüş nedir? Biraz fazlalaştı dediniz. Mesleğe bilmeyenler, mesleğe girenler dediniz. Tamamlayıcı oldu. Şuraya girelim. Şuradan başlayalım. Bizim meslek hakkında çok dikkat edilmesi gereken bir meslek. Yani bazen hata yapılabilir, yanlış yapılabilir. Her meslekte olduğu gibi, her insanda olduğu gibi. Ama bizim mesleği yapacak, yani bizim mesleği yapmaya eğilimi neredeyse kime baksa ben de psikolog olmak istiyordum. Kime baksa ben de psikiyatrist olmak istiyordum. Diyebilecek bir duruma geldi. Baktık ki herkes bizim mesleği yapar hale geldi. Yani falcısından tutun, ziraat mühendisine kadar, sınıf öğretmeninden tutun, iktisat mezununa kadar, ev hanımlığından tutun, ne bileyim mühendisliğine kadar. Bizim meslek artık öyle bir şey oldu, ayaklar altına neredeyse girilir pozisyona getirdiler. Ve bu tür insanlar, mesleğin ana kaynağından gelmeyen, hani hem okullu hem mektepli hem de alaylı, hem mektepli hem de alaylı olmayan insanlar mesleğe ve gelen kendisine giden insanlar çok çok zarar verir hale geldiler. O yüzden bununla ilgili muhakkak surette bir düzenlemelerin yapılması lazım. Muhakkak surette. Psikologların da yine, meslek elemanlarının da yine muhakkak bir düzenleme yapılması lazım. Yani bakıyorsunuz hani zaman zaman siz de görüyorsunuz. Birisi üfürük yapıyor. Birisi başka bir şey yapıyor. Bunların önüne alınması lazım. Bu devletin işi. Hocam denetleme yok mu, eksik mi, Ne yoksa bir yazık odağı, ki bir dernek, bir federasyon? şimdi derneklerin federasyona bir etkinliği yok. Yani bir şey yok. Bir otoritesi yok. Otorite ancak nedir? Devlet bunlara yetki verir, onlar yetkilerini kullanırlar.
Yani bir hukukçuların bir şey vardır, kanunu vardır. Belli bazı çizgilere girmek zorundalar. Hekimlerin bak kanunları vardır. Mühendislerin kanunu vardır. Hani mühendisliği odası, hekimler birliği ya da tabipler odası ya da barolar birliği. Ama bizim mesleğimizin yani anneniz yaşıyor mu? Tabii yaşıyor. Anneniz de gelip yaşı kaç? 64-65. 65 yaş. Anneniz de yani tahsilde hiç önemli olmamakla birlikte gelip bizim mesleğimizi ne yazık ki yapabilir. Yani gidip sen bizim mesleğimizi niye yapıyorsunuz diye diyemiyorsunuz ne yazık ki. Öyle oldu ki mesleğe ve gelen insanlara hani zarar verecek çok çok pozisyonlar oluştu. Çok çok durumlar oluştu. Bu işin ayrı boyutu. Yani bu işi çok çok psikologlar derneği bunun üzerine çok iyi çalışıyor. Ümit ediyorum başta Psikologlar Derneği Başkanımız, sonraki bütün üyeleri bunu sağlıklı ama bizim de desteğimizle bunu sağlıklı bir şekilde sonlandıracaklarla ilgili umudumu koruyorum. Ama tek tarafta ben 1988'de mesleğe başladığımda bugüne kadar hep psikologlar kanunu çıkacak, hep şöyle olacak, hep böyle olacak diye devlet hep yani yönetici el, hükümet eden bütün erkek sanıyorum psikologları hep kandırdılar. 35 senedir. 1982'de daha önceki süreci bilmiyorum. 80'lerde önceki yani YÖK olmadan evvel farklı boyuttu ama benim bu mesleğin girişine başladığımdan beri bütün hükümetler hep çıkaracak diye ama çıkarmadılar. Bugün Türkiye'de 20 bin, 30 bin tane psikolog var. Aslında çok çok muazzam bir ordu. Bunlar resmi evra olan, okulu bitirmiş, Tabii belgeli ki. kişi. Tabii ki yani diploması olan Diploması. kişi. Diploması olmayan psikologculuk yapan, psikologların adına psikologculuk yapan baktığında 85 milyon kişi var. Hani deriz ya Türkiye'de psikoloji, dini ve siyasette herkes konuşur, en çok konuşur. Bu sıkıntı var. İkincisi de sahte psikolog hani onlar çok az olmakla birlikte esas kendimi psikolog hani psikolog ya ben psikolog değilim ama psikologculuk yapıyorum diyen insanlar sıkıntılı. Yani bakıyorsun birisi sana geliyor. İşte hocam beraber çalışabiliriz. Ne mezunusunuz? İşte şu mesleğim yani aslında üniversite mezunuyum. Psikolojiyle ilgili ya şurada aile danışmanlığını almıştım, şurada şunu almıştım. Yetmiyor. Bazı yerlerden evraklar alınmış. Onlar da yola çıkmış. Yetmiyor yani yetmiyor. Yani bu şuna benzer. Hani gidersiniz bir hekimin yanında çalışırsınız, hademelik yaparsınız ya da hekimin ihtiyaçlarını, iğnesini, bilmem nesini bunu yaparsınız. Bir süre sonra ben hekimim diye ortaya çıkarsınız. Öyle de olmadı mı? Evet. Şu Yani kötü, namazın başı İstanbul'da. kötü. Psikologlar ya tabii ki sahte psikolog yani bu aslında psikologların sorunu değildi. Bu devletin sorunu. Yani vali bile adamı karşılıyor. Bu devletin sorunu. Bizim sorunumuz değil. Ufak tefek her yerde çıkar. Yani en son baktığınızda siz de takdir edersiniz. 42 sene devlette çalışmış. Öğretim üyesi olarak, profesör olarak çalışmış. Bunlar devletin işi. Sahtelik çıkar ama bizim derdimiz o sahte psikologlardan ziyade psikologculuk yapıp da gerçekten psikolog olmayan, bu işi bilmeyen birkaç saat ya da birkaç eğitim alarak yani siz de yapabilirsiniz. Hani gidip yapın. Eğitim alarak psikologculuk yapan insanlarla ilgili sıkıntımız var, sorunumuz var. Bunu çözmek lazım bence. Bu unvanlarda da değişiklik var hocam. İşte klinik psikolog yazıyor. Bu biraz da buna girmek istiyorum. Şimdi psikolojiyi Yani bitiren, evet. yani 4 senelik psikoloji lisansını bitiren insanlar, daha sonra hani biraz açıklayıcı olsun, Tamam hani tamam. tıbbı bitirirsiniz, 6 yıllık tıp bitirirsiniz, ondan sonra TUS'a girersiniz. TUS uzmanlık sınavları var. O uzmanlıkta dahiliye girersiniz, ortopediye girersiniz, göze girersiniz, virolojiye
cerrahi, radyasyon onkoloji, yan dalları var. Orada nasıl ki o dallar varsa, psikoloji lisansı bittikten sonra da uzmanlık itibariyle dallar vardır. Klinik psikoloji vardır, gelişim vardır, spor psikolojisi vardır, endüstri vardır, adalet vardır, varoluş vardır. Klinik tarafını bitirince klinik psikolog uzman olursun. Yani hani yüksek lisansta bitirince klinik psikolog olursunuz. Bu ama lisansta zaten YÖK'ün verdiği durum itibariyle lisansı bitirmemiş, lisansı psikoloji olmayıp klinik psikolojide özellikle vakıf üniversitelerde klinik psikoloji eğitimi alıp da klinik psikoloğu diyen dünya kadar psikolog olmayan insan var. Dünya kadar. Bu sıkıntı. O yüzden dallar da hani ayrılır. Klinik psikoloji bitiren 2 yıllık doktorasını yapan doktor klinik psikolog olursunuz. Yani KBB uzmanı olursunuz gibi. Anladın? Dolayısıyla psikoloji mesleğinin 4 senelik lisansını bitirip ondan sonra üzerine yüksek lisans yaptığında klinik alanında yaptığında klinik psikolog olursunuz. Sayın hocam, vatandaşlar hakikaten önemli bir meslek. Bunu da çok saygı duyduğumuz bir meslek. Psikoloğa biraz önce açtınız. Daha önceden giderken sıkıntılar yaşayarak geliyor vatandaş. Şimdi geliyor. Çok önemli bir meslek. Yani burada vatandaş psikolojisi veya bedeni, ruhu daralmış ki destek almak için. Bir de buradan sahtesini, sıkıntılısını, problemlisini bulursa daralmış vücuda, beyne, ruha bir darlık daha getiriyor. İnsanlar giderken nerelere dikkat edecek? Nasıl araştıracak? Yani Nasıl bulacak? insanlar psikolojiye, psikoloğa giderken yani benim kişisel Tabii görüşüm. Mehmet Emin Kızıl olarak ben direkt sorayım ki size görüşünüzü merak ediyorum. 35 yıllık bir tecrübe bulmuş ya soralım. Bakabilirler, bakmaları. Yeterliğine bakmaları lazım. Aldığı eğitimlerine bakmaları lazım. Hani hangi tür eğitimleri almış. Şimdi lisanstan mezun olurken tamam diploma itibariyle psikoloji lisans mezunu olmuştur diye yazılır. Gerçi bizim zamanımızda psikolog unvanı almaya hak kazanmıştır diye vardı. Şimdi herhalde değiştirdiler. Fakat bu biz sizin tam donanımlı olduğunuzu da göstermez. Yani o diplomayı aldınız. Ama tecrübe, ondan sonraki üst eğitimleriniz almış mısınız, almamış mısınız? Buna dikkat etmeleri lazım. Bir de kurumsal, hani gittiği yerin biraz da kurumsal olması lazım. Merdiven altı buna çok çok dikkat etmeleri lazım. Hele hele lisans diploması psikolojiyle ilgili olmayan insanlara kesinlikle gitmemeleri lazım. Çünkü çok ciddi zararlar görüp sonra psikolojiye, psikologlara inancını yitirmiş birçok insanla uğraşmak, hani onları tekrar hayata döndürmek tabiri Tabii bir caizse. darbe daha alıyor. Tabii Tabii. yani net olarak fayda alırken bir sıkıntı daha yaşıyor. Ama Problem. özellikle diplomalarına, özellikle tecrübesine, özellikle yeterliğine çok çok dikkat etmeleri lazım. Yani referans falan var mıdır hocam? Böyle bir referanslar yaptığı işler. Bunlar da herhalde çok açık olarak Şimdi verilmiyor herhalde, değil mi? şu mesela bizim meslekte özellikle psikanaliz yapan meslektaşlarımız hiçbir sosyal medyada kendilerini göstermezler. Çünkü onların yürüttüğü hani onların o ilkeleri onu gerektiriyor. Mesela bir şey alacağınız zaman bir mobilya referanslara bakılır. Bir şey alacağınızda burada öyle bir şey de yok. Yani bir kısımda yok. Yok, Hani yok. ben tam bir psikanalitik bir çalışma içinde dinamik çalışıyorum ama psikanaliz çalışmıyorum. Onun için benim sosyal medyam hani olmak durumunda. Ama bir kısım psikanaliz, top psikanaliz çalışan insanlar, meslektaşlarımız hiçbir sosyal medyaları yok. Yani ismini girdiğinde Serdar Nalçı dediğinizde şeyde Google'da ya da başka bir yerde ismi çıkmaz. Ama bu onların değersiz olduğu anlamına gelmez. Bu onların yetersiz olduğu anlamına. Çok önemli bir şey O söylüyorsunuz. onların meslek ilkelerinin yani yaptığı ekolün çalıştıkları ekolün bir parçası. Çok saygı duyulacak insan. Öte tarafta diğer hani bu şekilde klasik psikanaliz uygulamayan insan. Mesela ben şöyle söyleyeyim. 3-4 senedir çok çok kaliteli bir hocadan süpervizyon alıyorum. Çok çok kaliteli bir hocam. Daha ben doğmadan psikiyatri olmuş. Sonra bütün hayatını Cambridge'de, İngiltere Cambridge'de geçirmiş.
neredeyse kuramcılarla, çok ünlü kuramcılarla, ekollerle, okullarla çalışmış bir hocadan süpervizyon almama rağmen onun ismini Google'a girdiğinizde çok fazla çıkmaz. Yani tabiri caizse Türkiye'de diyelim ki atıyorum çok bilinen bir insan ama Google'da ya da şeyde sosyal medyada hiç ismi yok. Bu anlamda. Çok önemli bir açıdan. Dolayısıyla bunlar çok ekol diyelim. Onun dışında diğer insanlar diye psikologlar, psikiyatrisi hepsinin sosyal medyası var, Instagram'ı var, şuyu var. Çünkü neticede artık insanlar bizi oradan bulup geliyor. Ya da daha önce gelmiş öneriyle gelebilir hani şeyle. Referansla yani hani ben gittim siz de Bayağı gördüm. gördüm, siz de. Ve bu şekilde insanlar gelir. Yoksa tabela bakıp da gidiyor pek olmuyor. O yüzden referans dediğiniz şeyler buna zaman zaman aklımızda yorumlar ya da yazılabilir, yazılıyor, çiziliyor. Ama ilk önce diplomasına, tecrübesine ve aldığı eğitimlere çok çok iyi bakmak lazım. Hocam son 3-4 dakikamız. Genel bilgiler biz almaya çalıştık. Biz 35 yıllık bir tecrübe olunca matematik hızını alalım istedik. Çünkü birçok insan görüyoruz yaşarken. Problem, sıkıntı, günlük telaş, ekonomi, bir yandan çocuğuyla, eşiyle çok mutlu olanlar da var. Biz insanların mutlu olmasını, güzel olmasını, rahat ve ferah olmasını istiyoruz. Mehmet Emin Hocam da o yüzden aldık. Yani bir iki cümle bile fayda sağlarsa çok harika olacak bizler için. Sayın Hocam son 3-4 dakika vatandaşa başlarken iyi motivasyonla başladık. Kapatırken de mutlu olmaları, keyifli olmaları, huzurlu olmaları için ne öneririz? Yani çok kısa olacak ama kısaca bak. İnsanlar düşünün ki kendimizi tanıyalım ve kendimizi kabul edelim yani eksiğimizle fazlalığımızı, doğrumuzu, yanlışımızı kabul reddetmeyelim. Neyi yaşadıysak çok özür dilerim. Neyi yaşadıysak bunu kabul edersek o zaman daha sağlıklı oluruz. Yani bir şeyi reddettiğimiz zaman o şeyi görmeyiz. Bir şey kabul ettiğimiz zaman o şey değişim başlar. Biz de kendimizi kabul ettiğimizde doğrumuzla, yanlışımızla, eksiğimizle, hatamızla, günahımızla, sevabımızla kendimizi kabul ettiğimiz zaman kendimizdeki değişimi başlatırız. İkincisi, ne olursa olsun, ne olursa olsun sağlıklı ve doğru yapmaya çalışın. Yani kiminle olursa, nerede olursak olalım, kiminle olursak olalım, biz sağlıklı ve doğru yapmaya çalışalım, olabildiğince. Olabildiğince. Yani bize kar, zarar, iyi, kötü getirse de doğruyu mu? Sağlıklı olmayı, yani siz bana kalem fırlattınız, ben size kalem fırlatmayayım. Evet. Siz bana bir laf söylediniz, benim hoşuma gitmeyecek bir laf söylediniz. Ben de size karşılıklı o lafı söylemeyeyim. Ben sağlıklı da derim ki yani siz bana bunu söylediniz. Bu yanlıştır ama ben size söylemeyeyim. Ben kendimden ve kendi sorumluluğumuzu alalım. Özellikle bir kısım anne babaların kullandığı şeyler. Yani çocuklarımızı kendimize gelecekte bize hizmet edeceği şekilde onları bir sorumluluk altına koyma. Ve kendi sorumluluğumuzu alın. Yani kendimizin dışında başka hiçbir insan ki dinlerde de medeni kanunlarda da böyle değil mi? Hani anayasada değil mi? Herkes kendi sorumluluğunu alır. Yani suç ya da suç kişiseldir. Hata kişiseldir. Doğru kişiseldir. Yani her birimiz kendi sorumluluğumuzu alalım ve kendimizin sorumluluğunu da başkasına yüklemeyelim. Öz itibariyle bunlara başlamakta fayda var. Bak bir seansı aldık 30-40 saniye hocam bulmuş. Genel olarak yani bu hepimiz için geçerli bir şeydir. Çok teşekkür ederiz. Yüreğinize Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Zaman zaman sizi kabul edeceğiz. Yerinize geleceğiz evin terapiye. Orada çekimler yapacağız. Birkaç cümle verebiliyorsak bizler için çok mutlu oluyoruz. Keyif alıyoruz. Ağzınıza yüreğinize tekrar sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz Mehmet Emin Kızgın. Emin terapiyle dilimizin döndüğünce hocamı yakalamışken sizden gelen birkaç soru da vardı. Onları iletmeye çalıştık. Başka bir yerinde, başka bir konukla görüşeceğiz efendim. Ankara stüdyolarından hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Sağlıcakla kalın.